geçiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, çoktandır bir yerlere gidip eğlenmiyoruz değil mi? Siz derdinize yarın oğlum. Ben daha bu sabah Luna Park'ta o biçim eğlendim. Atma kanka, atma. Sen sabah sabah kalkıp Luna Park'a gittin ha? Hı. Rüyanda gitmiş olmayasın sakın. Aslında ben gitmiyorum tabii. Gönderiliyorum. Yakında ben Mehdi'yim deyip Hasan Mezarcı'ya rakip de olur bu. Buyurun. Arkadaşlar, size Muzaffer Bey'i tanıştırıyorum. Muzaffer Beyciğim, bunlar da Generation Ajans'ın cengaverleri. Memnun olduk. Hoş geldiniz. Efendim, memnun olduk Muzaffer Bey. Memnun olduk. Merhabalar Muzaffer Bey. Ben de memnun oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Muzaffer Bey bizden ürettiği beyaz eşyanın tanıtımını ve reklamını istiyor. Evet. Öyle değil mi Muzaffer Bey? Evet. Evet, aynen öyle evet. Önder Bey. Beyaz eşya reklamından kolay ne var canım? Hemen yaparız. Ama benim beyaz eşyalarım öyle sizin bildiğiniz gibi çamaşır makinesi, buzdolabı falan değil. Hadi ya, ne peki? Beyaz masa, beyaz sandalye, beyaz halı, beyaz avize, beyaz eşyalar gibi işte. Beyaz halı, beyaz avize mi? Bu ne? Hayaletlere mi eşya satacaksınız? Muzaffer Bey çok komikmişsiniz. Ya siz beyaz gıda işine girseydiniz ya daha iyi olurdu. Böyle beyaz karpuz, beyaz hıyar, beyaz patlıcan. Bunları yetiştirip satardınız. Beyaz muz da olabilir. Muz, Muzaffer Bey. İsminizle de adaş olurmuş. Muzaffer Bey. Beyaz kahve ya da beyaz çay ister misiniz Muzaffer Bey? Aa, bu kadarına dayanamayacağım artık ya. Ne bu rezillik ya? Ayıptır be. Müşteri veli nimettir. Deli dana, deli bufalodan sonra deli beyaz hastalığı da çıktı galiba. Kesin kafayı yemiş. Kesin artık terbiyesiz herifler! Sizin ne be? Sizin işiniz reklam yapmak. Müşterinin sattığı mala gülmek değil. Eşek herifler! Ne yapayım yani? Buraya bir yönetici olarak emekli albay mı getireyim ha? Söylesenize bana! Deli edeceksiniz beni, deli! Terbiyesiz herifler! Dünyanın en büyük ordusunun işsizler ordusu olduğunu bilmiyorlar Sayın Çekuara. Hepsini işten atacağız. Hepsini işten atacaksın. Ne var? Önder, bu ne siniri böyle yahu? Oh, kusura bakma İbrahim, sen miydin? Biraz kafam takık da. Hayrola ya? Eski tüfek Ernest Önder'in kafası neye takıkmış? Benim personeli. Şu aralarda iyicene terbiyesizleştiler. Hatırladığım kadarıyla senin iş yerinde çalışanların çoğu erkekti değil mi? Evet. Yakın zamana kadar benim iş yerinde de erkekler çoğunluktaydı. Bir gün kafama esti, erkeklerin hepsini çıkarttım. Yerine bayan elemanlar aldım. Hadi ya, ne diyorsun sen? Kızlar canavar gibi çalışıyorlar Önderciğim. Sana da kız elemanlar göndereyim. Nasıl memnun kalacaksın? Tamam İbrahim, gönder. Bana tam 5 tane kız gönder. Hemen gönderiyorum. Ciao Bella. Ciao Bella. Devrime önce kendi çevrenden başlayacaksın. Güle güle erkekler, hoş geldiniz kızlar. Vallahi seni görmemesi için hiçbir neden yok Ruslar'cığım. Aa, acaba bunun gözleri bozuk olmasın? Sanmam gözüm abla. Aa. Acaba ben bunu Luna Park'a gönderdim ya sabahleyin. Heh. Bana kıllık olsun diye ceza veriyor olmasın? Eğer öyleyse bunu mutlaka anlarız. Nasıl anlarız? Masar Bey'in yanına birlikte gideriz. Hı. Ve birbirimize yakın görünürüz. Eğer gerçekten görmüyorsa bunu belli etmez. Eğer görüyorsa mutlaka kıskanıp belli edecektir. Galiba bu en iyi çare. Bak uçağa bak şimdi bak. Oh. İzmir'den gelip İstanbul'a gitmek zorunda. Boya 726 sayılı uçak. Bam bam bam. Arkadaşlar, Türk Hava Kurumu'nun dediği gibi kendi uçağımı kendim yapmış buluyorum. Evet, ilk uçuşuma başlıyorum. Uç bakayım uçağım. Ulan kanka var ya, başka bir yerde olsak bizi hemen işten atarlardı ha. Ne alasın? Bizi kolay kolay hiç kimse işten atamaz. Biz bir numarayız oğlum, bir numara. İyi günler. Generation Reklam Ajansı burası oluyor değil mi? Evet, ta kendisi. Yani
Generation reklam ajansı burası. Biz bu ajansın sahibi Önder Bey'le görüşecektik. Bizi İbrahim Bey gönderdi. Ya sizi İbrahim Bey mi gönderdi? Madem sizi İbrahim Bey gönderdi, o zaman bu iş konusunu öğlen yemeğinde görüşebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Biz İbrahim Bey'i çok severiz. Tabii canım, sevmez olur muyuz? İbrahim Bey, İ harfinden en çok sevdiğimiz insandır. Mesela biz isim şehir oynarken İ harfinden hep İbrahim Bey yazarız, değil mi? Tabii ya. Evet. Sizi İbrahim Bey gönderdi, değil evet, mi? Evet Önder Bey. Güzel. Siz zahmet etmeseydiniz Önder Bey, kızlarla biz ilgileniriz efendim. Madem arada İbrahim Bey var, onlara her konuda yardımcı oluruz biz. Evet, güzel. Siz eğer bu hanımefendilere yardımcı olmak istiyorsanız derhal çekmecelerinizi boşaltın ve buradan gidin. Pardon ama yanlış duymadıysam siz az önce gidin mi dediniz? Evet, gidin dedim. Bundan böyle bu iş yerinde Bah'a dair olmak üzere bütün erkeklerin yerine bu hanımlar çalışacak. Önder Bey, ciddi olamazsınız. Evet, ciddiyim. Üstelik de çok ciddiyim. Bu şirkette hiçbiriniz ciddi olamadığınız için ben ciddi olmak durumunda kaldım. Ve sizi ciddi ciddi kovuyorum. Biz de gideriz o zaman Önder Bey. Evet, istenmediğimiz yerde durmayız. Herhalde reklamdan başka işler yapmayı düşünüyorsunuz Önder Bey. Bizim yerimize bunları aldığınıza göre. Yo, reklam işine devam edeceğim. Ve üstelik de bu hanımların sizden daha başarılı olacağına inanıyorum. Merak etmeyin Önder Bey, bu inancınızı doğru çıkartacağız. Teşekkür ederim. Bunlardan çok daha başarılı olduğumuzu göreceksiniz. Evet, kadınların iş dünyasındaki başarısını ispatlayacağız size. Evet, çok güzel. Evet hanımlar, şimdi yerlerinize, yani masalarınıza. Önder Bey, eski elemanlarınızın isimlerini isim şehir hayvan oynarken bile aklınıza getirmeyeceksiniz. Hoşça kalın Önder Bey. Bir dakika, sen nereye gidiyorsun bakayım? Seni kovmuyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruslar'cığım ölmemiş.